Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Rusya Türkiye'ye akın ediyor. Değerli izleyenler, Rusya'dan büyük kaçış başladı. Uçak bileti alanın da otomobiliyle yola çıkanın da hedefi belli oldu. Rusya lideri Putin'in dün sabah itibariyle kısmi askeri seferberlik ilan etmesi ülkeyi yangın yerine çevirdi. 300 bin yedek askerin göreve çağrılması sonrasında başlayan protestocularda yüzlerce kişi gözaltına alınırken çok sayıda kişi de ülkeyi terk etti. Rusya'nın en büyük şehirleri Moskova ve St. Petersburg'da dün kalkan uçakların en çok Antalya'ya inmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Rusya'dan karayoluyla çıkmak isteyenler Finlandiya ve Gürcistan sınırında uzun kuyruklar oluşturdu. Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi seferberlik kararı sonrasında başlayan protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. İnsan hakları örgütleri seferberlik kararına karşı dün akşam düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerde 1300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkenin 38 kentinde gösteriler düzenlendiği belirtildi. İçişleri Bakanı Irina Volksa protestoları yasa dışı ve küçük çaplı gösteriler diye niteledi. Moskova Başsavcılığı gösterilere katılanların 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu. Rus basınına göre Ukrayna savaşı sürerken 300 bin yedek askeri aktif göreve çağırma çağrısı ülkeden kaçışı da hızlandırdı. İstanbul gibi kentlere tek yön bilet fiyatları hızla yükseliyor. Birçok yere biletlerin tükenmesi de dikkat çekti. Kısmi seferberliğe karşı internet üzerinden başlatılan kampanyaya ise kısa sürede 300 bine yakın kişi imza attı.